Atina'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'ndeyiz ve bir sandalyede oturmuş arp çalan bir adam heykeline bakıyoruz. Bunun olağanüstü bir nesne olmasının sebebi muhtemelen 5000 yaşında olması. Güney Ege'deki Kiklat adalarında bunun gibi keşfedilmiş yaklaşık 10 heykel var. Bulunanlar genelde uzun, ince ve son derece soyut kadın figürleri. Bu figürler çoğunlukla mezarlarda bulundu. Yüzlerce yıl boyunca çeşitli boyutlarda üretilmişler. Bu heykeller hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Belki bunun nedeni bunların yalnızca %10'unun modern arkeolojistler tarafından kontrollü şartlarda çıkarılmış olması. Erkek olsun, kadın olsun bu heykellerin birçoğu sanat piyasasında gün çıktı. Yani birisi gidip satma amacıyla bunları topraktan çıkarmış. Sonuç olarak, bu heykellerin nerede, hangi seviyede bulunduklarına dair kayıtlar mevcut değil. Kronolojilerini tamir etmek bu yüzden imkansız. Nasıl bir bağlamda bulunduklarına dair hiçbir şey bilmiyoruz ve hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz. Çünkü bu bilgi sonsuza kadar kaybedilmiş durumda. Problem yalnızca arkeolojik kayıtlarda değil, aynı zamanda bu heykeller 20. yüzyılda son derece popülerdi modern sanatçılar tarafından keşfedildiler. Bu yüzden bunların birçoğunun taklit olarak yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Sanat dünyasının yasa dışı olarak çıkarılmış özgün nesnelerin yanında taklit olan heykellerle yani modern dünyada antik gibi görünmek üzere üretilmiş nesnelerle dolu olduğunu düşünüyoruz. Bu nesnelere bakınca modern sanatçıların neden bu eserlere aşık olduğunu anlayabiliyoruz. Kendilerine has bir basitlikleri var. Brancusi'nin, Madilliani'nin bu heykellerden etkilendiğini biliyoruz. Picasso'nun bu nesnelere hayran olduğunu biliyoruz. Bu eserler bize oldukça soyut görünüyorlar. Fakat aslında bir anlamda bize yapıldıkları şekilden farklı görünüyorlar. Çünkü bu heykellerin bazı bölümlerinin oldukça parlak renklerle boyandığını biliyoruz. Yani modern çağda çok takdir ettiğimiz el değmemiş beyaz mermerin verdiği bu soyut biçim aslında girit halkının orijinalde ürettiği şey değildi. Erkek ve kadın figürler arasındaki farklara da bakacak olursak, erkek figürler daha yuvarlak, heykeldeki eşyalar da yuvarlak. Bütün heykel boru şeklinde. Figürün kafası geriye dönük, sanki şarkı söylüyor gibi ama tabii bilmiyoruz. Arp'ın bir çıkıntısı var. Bu belki bir kuş veya bir kuğu olabilir ama bunu da bilemiyoruz. Kadın figürler ise daha direk, daha sade ve vücutlarının geometrisini öne çıkaran bir şekilde oyulmuşlar. Soyut olmalarının yanında kadın figürler aynı zamanda oldukça kompakt. Uzuvlar içeriye doğru katlanmış. Kollarla torsa arasında, bacaklar arasında boşluk yok. Dizler hafifçe bükülmüş. Gerçek anlamda bir hareket belirtisi yok. Figürlerin genel anlamda dış hatlarını vurgulayan kapalı bir kompozisyon söz konusu. Yüzün kalkana benzer şeklinde, burnun nasıl öne çıktığına bakın. Gözler olmadan da güzeller. Fakat boya ile yapılmış gözleri vardı. Bir ağız çizilmişti. İlk olarak bu heykelleri düz gibi görüyoruz. Fakat bir süre baktıktan sonra aslında kafanın bir açıyla, boynun başka bir açıyla yapılmış olduğunu fark ediyoruz. Torsonun ise daha karmaşık bir yüzeyi var. Uyluk kısmı çıkıntılı gibi. Bacaklar girintili. Tabi sonra ayaklarda bunun tam tersi söz konusu. Yani vücut sanki akordiyona benzer bir şekilde katlanıyor. 7. yüzyıldan Kore figürleri gibi daha sonraki Yunan heykellerine veya daha da sonra Yunan anakarasındaki heykellere baktığımızda erkek figürlerin çıplak ve kadın figürlerin giyinik olduğunu görüyoruz. Buradaki kadın figürlerin hepsi çıplak. Bu durum bazı sanat tarihçilerini ve arkeologları bu heykellerin Neolitik bereket tanrıçalarıyla ilişkili olabilecekleri konusunda tahmin yürütmeyi itti. Ama tabii tahmin kelimesinin burada altını çizmek lazım. Çünkü yazılı kayıt yok. Elimizde yalnızca nesnenin kendisi var. Bu nesneler orijinal kültürel anlamlarından tamamen koparılmış. Bu şekilde estetiği, nesnenin kendisini, orijinal anlamlarının ne olduğu açısından kısıtlanmadan takdir edebilmek de aslında çok modernist bir düşünce.